Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz bir görev serimiz var. Bu görev serisinden ince eşyalar elde ediyoruz. Size bunu göstermek istiyorum. Bir yandan da savaş izi kasıyorum. Biliyorsunuz bir kimya buff'ı bekleniyor. Kimya ile alakalı bazı belli başlı buff'lar var işte. Öz meyve gibi 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 bir sürü buff gelecek. Şimdiden altyapısını hazırlıyorum. Bares Counted eritip savaş izi kasıyorum. Çılgınlık yapmak için. Abyss esansı pazarı da atılacakmış. Bilmiyorum pazara düşer mi? Düşerse bol bol cinnet iksiri üretmeyi düşünüyorum. Öyle bir fikir var kafamda. Neyse biz konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. Oyunu yeni başlayan arkadaşlar genelde bilmiyorlar. Onu fark ettim. Önerilen görevlerde ince eşyaları veren görevler var. Bunlar ufak tefek bize yardımcı olabilecek, işimize yarayacak ince eşyaları veriyor. Hemen onlara bir bakalım. O'ya bastık. Önerilen görevlere geldik. Şuradan hepsini açık olmasını unutmayın. Açık halinde hepsi şöyle sarı yanar buradaki sembollerin. Buradan 3 adet görevimiz var. 3 adet görev serisi diyelim daha doğrusu. Birincisi balıkçılık guru, balıkçılık ailenin iftiharı. Bu bir görev serimiz olacak. İlk önce balıkçılık guru 11 adet görevi tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra balıkçılık ailenin iftiharında 5 adet görevimiz var. Bunlar çok bir şey vermiyordu ama 50 tane at basma, 10 tane çabukluk, 1 tane 3 tane yemek, hafıza parçası, 1 tane damga, bir damga ve bir envanter slotu. Fena değil. Damgalar işe yarar. Oltanıza takarsınız. Daha uzun süre balık tutarsınız. Avcılık tüfeğinize takabilirsiniz. Kamp çadırınız yoksa silahlarınıza takarsınız. Bu şekilde bundan istifade edebilirsiniz. Bunun yanında bir tane daha vardı. Evet, eğitimin karşılığı, eğitmen ailenin iftiharı. Bu da ikinci görev serimiz. Bu görev serisinde de şu 11 görevi yapıyoruz önce. 11 görevi yaptıktan sonra 6 adet ailenin iftarı görevi var. Bunları yapacağız. Bu 11 görevi nereden alıyorum diye soracak olursanız ilk göreve basın. Otomatik gide tıklayın. Zaten görevi başlayacağı noktaya sizi götürür. Onu bitirdikten sonra buna geçin. Bunun verdiği ödüller 2 adet beceri değişim kuponu, at becerisi değişim kuponu, 2 adet daha beceri değişim kuponu, at çiftleştirme sıfırlaması erkek, 3 adet beceri değişim kuponu, çiftleşme sıfırlaması dişi, 3 adet daha beceri değişim kuponu, 1 adet at görünüm değiştirme kuponu, 1 adet binek becerisi seçim kuponu. Bu çok güzel bu arada. Bineğinizin istediğiniz becerisini seçebiliyorsunuz. Gelmeyen bir beceri olur. Genelde es yana hareket gelmez. Bu kuponla birlikte o beceriyi garanti olarak getiriyorsunuz. Bunlar hep ince eşyası. Bir de düçsel tüslülük var. Bu da at basmaya yarayan bir itemimiz. T10 at basıyoruz. Bunun dışında bakalım. Şu tamamlananları silelim. Bir tane de çünkü benim yaptığım var. Onu da göstermiş olayım size. O da ticaret. Evet, ticaret guru 11 ve ticaret ailenin iftiharı. Bu görev serisini, bu 11 tane görevi yapıyorsunuz. Bu arada görevler çok kolay. Oradan oraya yolluyor sizi. Basit. Sonra ailenin iftiharı görevlerine geçiyoruz. Bunun ödülleri çok güzel. Birincisi bir gold bar veriyor. Koyduk cebe. Yine beceri değişim kuponu veriyor. At. Daha sonra terzilik kuponu veriyor. Bu çok önemli. Terzilik kuponu ne işe yarıyor soracak olan arkadaşlar varsa onu hemen bir gösterelim. Şu avcılık kostümü var. Şöyle bir yenileyelim şurayı. Şu avcılık kostümü var. Bunun toplaması, aşçılığı, tüccarı hepsi var. Hepsi bireme satılıyor Heydel'deki satıcıda. Bu kostüme dönüştürüyorsunuz arkadaşlar bunu. Bunu giydiğiniz zaman bakın kostüm slotuna giyiyorum şu an. Terzilik kuponu sayesinde böyle oluyor. Normalde bunu kostüm slotuna giyemem. Buradaki elbise slotuna giyebilirsiniz. Terzilik kuponu ile birlikte bu ve bunun gibi bütün life skill'lerde olan kostümleri kostüm slotuna giyiyorsunuz. Ve bunun eşya etkisini almış oluyorsunuz. Avcılık exp %10'u cebe koymuş oluyorsunuz. Terzilik kuponu bu işimize yarayacak. Veya oyunda bildiğiniz gibi bazı kostümler var. Bunları şu an için sadece zırh bölümüne giyebiliyorsunuz. Mesela nedir? Ahonkirus. Hani Ahon yazalım çıkar. Ahonkirus zırhlar var burada. Bunun gibi birçok farklı çeşit zırh var. Bunları sadece elbise slotuna giyebiliyoruz. Bakın direkt elbiseye gösteriyor zaten. Terzilik kuponuyla bunları zırh olarak giyebiliyorsunuz. Kostüm olarak giyebiliyorsunuz. Buraya takabiliyorsunuz. Bu açıdan avantajlı. Zaten ya da terzilik kuponunun başka bir kullanım alanı daha var. Halihazırda giymiş olduğunuz kostüme bir kristal slotu açıyorsunuz. Biliyorsunuz burada bir kristal takma envanterimiz de şurası var. Kıyafet slotu.
Bir terzilik kuponuyla Kara Ruh'un pençesi ile birlikte bu kostümlerde bir slot açıyorsunuz. Oraya da bir taş takıyorsunuz. Ama bu taşlar düşündüğünüz gibi değil. Oraya gidip engerek takamıyorsunuz. 3 adet taşı var. Biri hareket hızı, bir saldırı hızı, bir de kritik vuruş olan veren var. Üçünden birine takıyorsunuz. Eksiğiniz varsa o açıdan faydalı olmuş oluyor sizler için. Bunun yanında bize vereceği bir ödül daha var bu arada. Onu da göstereyim hemen. Aynen. Son ödülü de şu. Bir adet ticaret exp takas kuponu. Eğer life skill yapıyorsunuz ve ticaret yapıyorsanız, farklı bir hesabınızda ticaret seviyesi yüksek bir hesabınız varsa, oradaki ticaret exp'i şu an kullanmış olduğunuz hesapla, yani hesap derken karakterle takaslayabiliyorsunuz. Bu da ince eşyası. Bunu da buradan görevi yaparak ücretsiz bir şekilde almış oluyorsunuz. Bunların yanı sıra bu 3 adet ince eşyasını size göstermiş bulunmak hoşuma gitti ama bir adet daha var. Bu ince eşyası vermiyor. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Her arkadaşıma dediğin hemen yapın diyorum. Onu da bulayım hemen şurada. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bize 2 adet cheat veriyor. Nedir abi? Gidiyorsunuz. Bedava 2 adet 10 tohum ekebileceğiniz çit elde etmiş oluyorsunuz. Şuradan bakalım. Evet, Finto ailesinin çit desteği. Burada bir 13 görev serisi var. Bunları yapıyorsunuz. Yaptığınız zaman size şurada bakın 2 adet verecek. Bir şu, iki bu. Aynen. 2 adet Finto'nun güçlü çiti veriyor. Bunlar da normal. Bakın ben burada kullanıyorum Finto'nun güçlü çiti. 10 slot kaplıyor ve bildiğiniz çiftlik yapıyorsunuz. Katkı puanı harcamadan çiftlik yapmış oluyorsunuz. Biliyorsunuz çiftlik yaparken çiftliği yapma amacımız aşçılık ve kimyada, kimyada mantar, aşçılıkta da sebze türevleri gibi ürünleri elde ediyoruz. Bakın ben şu an çeltik ekiyorum. Çünkü yeni bölgenin yemeklerinde çeltik lazım oluyor ve sarımsak lazım oluyor. İkisini de spamlıyorum. Onları da şöyle Velia slotuma buraya biriktiriyorum. Onu da bir gösterelim. Buraya işte aşçılık altyapısı biriktiriyorum yavaş yavaş. İleride aşçılık yapacağım. Yani şu an, şimdiden biriksin istiyorum. Biriktireceğim sarımsağı, pirinci, onu bunu şunu biriktireceğim buraya. Buradan guru teslimat yapacağım. Buradan da pasif bir gelir elde etmek amacım benim. Size de çok şiddetle tavsiye ederim. Gayet güzel ve eğlenceli oluyor. Her gün girip belli bir miktar silver alıyorsunuz. Oyuna ayak basar basmaz direkt para kazanmış oluyorsunuz. Ve bunu aşçılıkla yapıyorsunuz. Aynı zamanda bu yemekleri yapmak çok kolay şu an için. Onunla alakalı zaten yemeği ürettiğim bir videoda atacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi ince eşyaları görevlerini kesinlikle yapın. Sadece ince eşyası değil, önerilen görevlerde genelde oyunla alakalı güzel size işinize yarayacak görevler var burada. Zaten bunların önerilen görev olması da bu. Bu yüzden yani öneriyor oyun çünkü bunlar güzel, yap bunları diyor. Burada işte zanaatkar toplama muhabbeti de burada görünüyor zaten şu toplama şeyi var ya. Yani 10 enerji verip 10 katı toplama yapıyoruz. O da orada görünüyor. Burada hani hepsi var. Bence boş zamanlarınızda buraya için inceleyin. Buradaki görevleri yavaş yavaş yapın. Size de hesabınıza da büyük katkısı olur. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. İnci dükkanına giriyoruz. Hemen bakın terzilik kuponu yazın şuraya. Terzi yazsak çıkar herhalde. Çıkmadı, harika. Fonksiyona girin, diğerlerini tıklayın. Buradadır muhtemelen. Evet bakın terzilik kuponu 400. arkadaşlar. 400. 40 TL ortalama olarak. Hani büyük bir para mı? Değil. Ama 40 TL vermektense bunu ihtiyacınız varsa buradan bir tanesini ücretsiz olarak alabilirsiniz. Damga 80. Damga da alıyorsunuz oradan. Binek becerisi değişim kuponu var. Binek becerisi değişim kuponu size 10 tane veriyor ortalama olarak. Orada şuradan bakalım hemen. Binek. Bakın tanesi 60. 10 tanesi 600. Binek becerisi seçim kuponu da veriyor. 615. 1200'lik malzemeyi sadece bir görev serisine alıyorsunuz. Ortalama olarak buradaki görevler size 2000'incilik ince eşyası veriyor. Bence gayet muazzam yani. Oyunun bir jestidir bence bu. Girin yapın. Lazımsa kullanın. Ki lazım olur. Yaptığınız herhangi bir life skill'de kostüm slotuna o life skill'in kostümünü takmak muazzam olacaktır. Şu ince eşyasında biliyorsunuz. Kıyafet kostümlere geldiğiniz zaman örnek veriyorum siz kimya yapacaksınız. Kimya kostümünü burada aşçılıktan basalım. Aşçılık daha güzel çünkü. Kimya da olur. Bakın Pavilla kostümü var burada. Gidiyorsunuz. Bunu alıyorsunuz değil mi? Ne veriyor bu bize? Kimya süresi azaltma 2 saniye. Kimya exp 15. Kimya süresi azaltma 2 saniye 5 para etmez bu arada. Zaten oyundaki eser ve potlarla falan biz minimum süreye ulaşıyoruz. O 2 saniyenin pek bir amacı yok. Ama kimya exp 15 alıyorsunuz bundan. Buna 500. vermek yerine bu görevi yapıp kimya kostümünü bireme alıp
Onu buradan kostüme dönüştürebilirsiniz. Oradan da kimya elde etmiş oluyorsunuz. Bence kesinlikle yapılması gereken, değerlendirilmesi gereken bir olay. Hemen gidin yapın arkadaşlar. Bunun dışında videolar konusunda da şöyle bir bilgi iletmek istiyorum. Biliyorsunuz ben genelde kimya videoları çekiyorum. Kanalımda da birçok kimya ve böyle tiyo, benim gördüğüm ince noktalar, güzel bilgileri atıyorum. Sizinle paylaşıyorum. Hani beraber oynuyoruz bu oyunu. Eğlenceli olsun. Herkes bilsin, yapsın, istifade etsin diye. Kanalıma şöyle bir olay var. Kanalı izleyen izleyicilerin çoğu abone olmuyor. Buradan ricam şudur. Eğer videolarımı 3-2 defa, 4 defa izlediysen artık az çok hoşuna gitmeye başlamıştır. Beğeniyorsun demektir. Kanala abone olup videolarımı beğenirsen beni çok mutlu edersin. Bunun dışında da söyleyecek farklı bir şeyim daha var. Aynen onu da açayım. Discord'da arkadaşlar şöyle bir klanımız var. Zaten biliyorsunuz. Birçok arkadaş görmüştür. Böyle bir Discord sayfamız var. İşte buraya şu an daha iki tane atabildim. Excel çalışma tabloları atıyorum. İşte ne bileyim tablo. Kimya iksirleri tablosu bu. Düğümler tablosu. İşte bağlayacağınız bağlantı noktalarını gösteren bir Excel sayfası bu. Şu an bir tane daha hazırlıyorum. Bir arkadaşın ricası üzerine PvP iksirlerinin rotasyon iksirlerinin yapımı ile alakalı bir tablo olacak. Bunu olabildiğince kolaylaştırmaya yönelik bir Excel sayfası hazırlıyorum. Ürünleri nereden toplarım, nasıl toplarım, ne kadar toplamam lazım, nasıl elde ediliyor gibi 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 güzel bir bilgilendirici içerik olacak. Bu noktada da hepinizin gelip buradan istifade etmesini isterim. Discord sayfamıza gelebilirsiniz. Discord sayfamızda şurada bakın iki bağlantı daha yazıyor kanalımızda. Buraya girdiğiniz zaman aşağıda Twitch, Instagram ve Discord olarak görüyorsunuz. Discord'da buradan ulaşabilirsiniz. Twitch'te daha yayın yapmaya başlamadım. Boştur. Girip bakmayalım. Instagram'ı takip edebilirsiniz tabii. Bunun dışında da videolarımı da oynatma listelerine olarak böldüm. Kanalıma geldiğiniz zaman bakın burada avcılık, çiftçilik, işleme, tüyolar, işte aşçılık. Şu an çektiğim video mesela tüyolara eklenecek. Çünkü ince eşyası ekliyoruz. Herhangi bir life skill'e etkilemiyor bu. Buraya atacağım. Buradan da girip istediğiniz videoları görebilirsiniz. Bu da agresif var. Bunu görmeyeceksiniz tabii. Bu benim dinlediğim şarkılar işte. Grind atarken, toplama yaparken oraya buraya eklediğim şarkıları buraya alıyorum. Oyun oynarken şarkı dinliyorum. Farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada istediğiniz bir video varsa bunu yorumlara iletin. Yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum. Bazılarını yapamayabiliyorum. Bir arkadaş mesela kron yemekleri videosu istemiş. Ben aşçılığı çok profesyonel düzeyde yapmıyorum. Nereden toplanır veya üretilir bilmiyorum. Kron yemekleri karlı mı onu bile bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz yemekler 2 saatlik buff. Bir yemek basıyorsun 2 saat boyunca da yemek etkisi devam ediyor. Ama iksirler 8 dakika ve çok fazla talep oluyor. Çünkü iksirler sürekli kullanılıyor. Ve artık bildiğiniz gibi oyundaki oyun sonu slotları rotasyon istiyor. Ve rotasyon istediği için de mecburen rotasyon İksir rotasyonu yapılması gerekiyor ve kimya üretimi daha karlı. Bu net. Aşçılıkta bence şu an imparatorluk teslimatından başka çok karlı bir aktivite görmedim ben. Kimyadaki en ufak iksir bile çok para ediyor çünkü. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.